Bu ihtiyaç analizi tam olarak yapılmadan, eğitimin tüm paydaşlarıyla birlikte oturup bir masa etrafında uzun süreli çalışmalar yapılmadan bir anda olduğu bittiğiyle kamuoyuyla paylaşılması ve işin ilginç tarafı bir hafta askı süresinin bulunması hemen sonrasında yapılan açıklamalarda Önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren 1. 5. ve 9. sınıflarda uygulamaya konulacak olması bir yangından mal kaçırma, bir oldu bitti süreci olarak karşımıza çıkıyor. Zaten içeriye baktığınızda başlıkla uyumlu bir şekilde bazı kavramların da eğitim öğretim programları içine yerleştirilmeyi, bazı kavramların da yok edilip unutulması yönünde çalışmalar yapılmaya başladığını gözlemliyoruz. Mesela Cumhuriyet ve Atatürk yok e, askı sürecindeki o taslak metin içerisinde. Layık eğitimden uzaklaşma hamleleri olduğunu gözlemliyoruz. Eğitimin dinselleştirme çabalarının arttığını gözlemliyoruz kullanılan ifadelerle. Kamil insan ve benzeri ifadelerin ahlak ve benzeri tutumların çok fazla ön plana çıkarılmış olması aslında bir nevi eğitimdeki o layık eğitimden uzaklaşma ve din temelli eğitimi aslında bir parti politika sahne dönüşmüş eğitimi programların içerisinde yerleştirme çabası içerisinde oldukları gözlemliyoruz. Şimdi son 22 yılda Türkiye eğitim sisteminin geldiği noktaya bakalım. Bunun içerisinde layık eğitim ortadan kaldırma çabaları, tarikatlarla, vakıflarla, cemaatlerle e, anlaşmalar, yani protokoller imzalanması ve protokollerin değerler eğitimi adı altında hayata geçirilmesi, son bir yıl içerisinde e, Türkiye kamuoyuna düşen Çedes projesi ve Çedes projesinin uygulamaları, Diyanet İşleri Başkanlığının gizli bir Milli Eğitim Bakanlığı tarzında çalışmaya başlaması, çocuklarımızın okul öncesinden başlayarak e, bu tarikat cemaatlerle yapılan protokoller kapsamında işte eğitim öğretim yuvalarından çıkarılarak başka noktalara doğru götürülmesi aslında bunlar tümden. Tümden laik eğitimi, bilimsel eğitimi ortadan kaldırma hamleleriydi. O zaman şunu sormak lazım. 22 yıldır iktidardasınız ve dördüncü kez eğitim öğretim programını değiştirme yönelik bir hamle yapıyorsunuz. O zaman yavaş yavaş yaptınız ve son hamleyi yapmak üzeresiniz. Bilimsellikten uzaklaşarak, Türkiye şey Türkiye Cumhuriyeti kavramını yok sayarak, Atatürk'ü yok sayarak, laik eğitim kavramlarını hiç dile getirmeyerek eğitimdeki gericileşme, eğitimdeki din, dinselleşme olgusunu hayata geçirme çabası içindeler. Bir yaklaşımın, yöntemin ya da tekniğin geçerli ve güvenilir sayılabilmesi, anlaşılabilmesi için birden fazla araştırmaya konu olması, çeşitli değişkenler açısından da nitel ve nicel analizlerle incelenmesi gerekiyor. Pilot uygulamasının yapılması ve değerlendirilmesi gerekiyor ama biz bu modelde bunu göremiyoruz. Şu anda bir haftalık gibi bir süre verildiği için de aslında yeterli zaman tanınmamış oluyor ve bir tepeden inmeci yaklaşım e, kapsayıcı, katılımcı ifadelerin geçtiği bu süreçte sürecin meşruiyetine de önemli ölçüde gölge düşürüyor. Oysa işbirliğini ve şeffaflığa dayalı olabilmesi çok önemli. Şimdi söylenen yine açıklamalardan anladığımız aslında öğretmenlerin ve akademisyenlerin bu süreçte çalıştığı, bunun hazırlığı için çalıştığı ancak Türkiye'nin e, Durumu düşünüldüğü zaman, büyük öğrenci ve öğretmen nüfusu düşünüldüğü zaman, ebeveynler, veliler, sivil örgütler, akademi düşünüldüğü zaman belirtilen kapsamın da Türkiye eğitim ekosisteminin büyüklüğünü ve çeşitliliğini temsil ettiğini söylemek de pek mümkün olamıyor. Şimdi 2018'de bir program değişikliği olmuştu biliyorsunuz. Şimdi bu program açıklandığı zaman da, bu müfredat yeni model açıklandığı zaman da ilk görmek istediğimiz, o zaman da görmek istediğimiz şey aynıydı aslında. Program neye istinaden değiştirildi? Hangi ihtiyaca yönelik hazırlandı? Önceki programla ilgili veriler karar alma süreçlerini etkiledi mi? Nasıl etkiledi? Buna yönelik nasıl bir analiz yapıldı? Kim tarafından nasıl bir model geliştirilerek hazırlandı? Öncelikle bu soruların yani arka plan bilgisinin şeffaflıkla açıkla şeffaflıkla açıklanması gerekiyor ki daha nitelikli bir değerlendirme yapılabilse. Şimdi bu soruların hiçbirinin yanıtı yok. Bu çok üstten ve tepeci, tepeden inmeci bir yaklaşım. Bunun kabul edilmemesi gerekiyor. Bundan geri adım atılması gerekiyor. Tabii çok boyut olduğu paylaşılmış çok kavram var. Bu kavramları anlamlandırmakta zorluk çektiğimizi söylemek gerekiyor. Örneğin epistemolojik bütünlük. Yani bunlara yönelik çok bir referans da olmadığı için. Ve hani kavramlarda ortaklaşma olmadığı zaman bunun hem anlaşılması hem uygulanması son derece zor olacaktır sıklıkla kullanılan kavramlar var. Değerler, beceriler, ahlak, aile, erdem, milli, manevi, ruh gibi. Mesela demokrasi yer almıyor. Belli hedefler var örneğin yiğit ve mert olması gençlerin çocukların gibi bu nasıl ölçülecek bunu hangi öğretmen nasıl anlayacak hangi çerçeveden değerlendirecek gibi çok sayıda soru işareti var. Bu kadar hızlı ilerleme olmaması gerekiyor. Bu yöntemden ve bu yaklaşımdan geri adım atılması çok önemli olacaktır. Çocukların geleceği ülkenin geleceği için.